compter jusqu'à 3 messieurs mesdames. L'un de vous. Açlıklar, kıtlıklar oluyor. Yalnız halkların başına gelmiyor bu. Tek tek insanların da ruhsal açlık içine düştükleri oluyor. Nikolay Vasilyevich Gogol'ün 1842 senesinde kaleme aldığı Ölü Canlar adlı eseri, 3 cilt olarak tasarlanmış fakat ağır eleştirilere maruz kalmasından ötürü ilk cilt ile sınırlı kalmıştır. Gogol, tıpkı Dostoyevski gibi döneminin Rusyasını bütün gerçekliğiyle gözler önüne seren realist bir yazardır. Ve bu romanında da sahtekarlığı, ikiyüzlülüğü ve saf kötülüğü işler. Konuyu yazara yakın dostu Pushkin önermiştir. Dante'nin İlahi Komedyası örnek alınarak yazılan eserin yayınlanan ve bir nevi cehennemi tasvir eden cildinden sonra, Cennet'i anlattığı ve baş karakteri Çiçikov'un doğru yolu bulup iyiliğe ulaştığı anlatılan ikinci cilt, yazarın geçirdiği buhran sonrası yakması ile ne yazık ki günümüze ulaşamamıştır. Çiçikov, Rusya'da şehir şehir dolaşıp yeni yerleştiği yerlerde akşam yemekleri ve toplantılara katılarak şehrin ileri gelen nüfuzlu aileleriyle dostluk kurar. Kendini soylu, iyi bir beyefendi olarak tanıtır. Buralardan köylü satın alır. Fakat onun istediği güçlü, kuvvetli, dinç köleler değildir. Onun işi ölülerledir. Toprak sahiplerine boşuna vergi ödedikleri kölelerden kurtulmaları ve ölüm belgelerini ona satmalarını söyleyerek ikna eder. Bir süre sonra yöre sakinleri durumdan şüphelenir ve herkes tahminlerde bulunmaya başlar. Fakat Çiçikov'un bambaşka bir hayat hikayesi vardır. Romanda kendi kendini eğitememiş biri çocuklarını nasıl eğitsin diyen yazar, ne yazık ki adeta 19. yüzyıldan gelip çağımızın sokaklarında salınıyor. Roman elbette büyük tepkilere sebep olur. Pushkin'in ölümünün ardından ağır eleştiriye maruz kalan Gogol, psikolojik olarak oldukça etkilenerek farklı bir yaşam ve düşünce dünyasına dalar. Oysa Gogol'ün neredeyse hayatı boyunca tek gayesi halka yapılan haksızlıkları ayna tutmak, toplumu bir kanser gibi saran ve onu içten içe çürüten kötülüğün bilincini oluşturmaktır. Yazar eserinde öyle bir cümleye yer veriyor ki, haklılığı yatsınsa kalbi darılır. Çünkü bütün iş sahiplenmede, temiz bulunmayan işler hep sahip olma arzusundan kaynaklanıyor.